Canlarım, Süleyman'ın özdeyişleri 10-19 şöyle diyor. Çok konuşanın günahı eksik olmaz. Sağduyulu kişi ise dilini tutar. İçinizde hiç dilinden dolayı başı belaya gireniniz oldu mu? Problem yaşayanınız oldu mu? Ben bunlardan bir tanesiyim. Daha önce dilimden dolayı, ağzımdan dolayı, hatta hala zaman zaman söylediğim sözlerden dolayı "Ah keşke dilimi ısırsaydım daha sonra" dediğim, "Ah keşke söylemeseydim" dediğim o kadar çok oluyor ki, öyle zamanlar oluyor ki. Dilimin yüzünden başımın belaya girdiği zamanlar, sizin başınızın belaya girdiği zamanlar ya da günah işlediğimiz zamanlar. Biliyorum, içinizden pek çok kişiye konuşuyorum. Çünkü dilimiz öyle bir bedenimizin organı, öyle bir uzvu ki bizi çoğu zaman zor durumda bırakıyor. Kutsal kitap diyor ki, yaşam ve ölüm dilimizde saklı. Onun sırrı, yaşamın ve ölümün sırrı dilimizde saklı. Aynı zamanda ayet diyor ki, ağzımızdan çıkan sözler kalbimizin durumunun aynası. Ağzımızdan ne söylüyoruz? Olumlu mu konuşuyoruz, olumsuz mu konuşuyoruz? Endişeli mi konuşuyoruz, korkuyla dolu mu konuşuyoruz? Üzüntülü mü konuşuyoruz, öfkeyle mi konuşuyoruz? Ağzımızdan çıkan sözler hayatımızı, kalbimizi yansıtıyor. Ağzımızdan çıkan sözler aynı zamanda geçmişte mi yaşıyoruz, yoksa gelecekte mi, yoksa bugünde mi yaşıyoruz? Onu yansıtıyor. Dilimiz bir ayna. Hangi ruh konuşturuyor sizi bugün? Hangi ruh size söyletiyor söylediğiniz sözleri? Eşinize, dostlarınıza, sokakta gördüğünüz insanlara, manava, bakkala, çakkala, komşunuza, annenize, babanıza hangi ruh konuşturuyor sizi? Öfke mi? Kibir mi? Sevgi mi? Ki her şeyden üstün olan ne konuşturuyor sizi? Bugün kendinize sormanızı istiyorum. Mezmurlar 37-30 şöyle diyor. Doğrunun ağzından bilgelik akar. Dilinden adalet damlar. Adalet damlar. Biliyorsunuz çok bilinen bir atasözümüz var, değil mi? Güzel söz yılanı bile deliğinden çıkarır. Güzel sözler mi çıkıyor ağzınızdan? Bir de çocukluğunuzu düşünün, geçmişinizi düşünün. Size söylenen sözlerin gücünü düşünün hayatınızda. Hatta o sözler kaderinizi bile çiziyor. Dikkat etmemiz gereken sözler var ve dikkat etmememiz gereken sözler var. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu kızdan ne köy olur ne kasaba. Babamın dediği sözler. Kızım sen gerizekalı mısın? Sende hiç beyin yok. Bir kere bakkalın önünde bir çukur açılmıştı. Belediye bir çukur açmıştı. O çukura 3 kere düştüm. Ve babamın şöyle dediğini duyuyorum. Kızım sende hiç beyin yok. Aynı çukura 3 kere düşülür mü yahu? Sen gerizekalı mısın? Ve bütün bu sözler belki bir kere söylenmiş, belki 5 kere söylenmiş. Bizim aklımızda yer ediyor. Ve kendimize olan güvenimizi sarsıyor. Ya da kendimize olan güvenimizi güçlendiriyor. Ama ben biliyorum ki toplumumuzda kendimize olan güvenimizi, kendimize olan sevgimizi azaltan o kadar çok söz söyleniyor ki. Bir arkadaşımı hatırlıyorum eskilerden, gençlik çağından. Birisini gördü hemen, "Ay şu saçının haline bak, 40 yaşındaki kadın gibi olmuşsun." 15-16 yaşındaki genç kıza. "Şu haline bak, torunları olan dişleri dökülmüş nene gibi olmuşsun." Hep toplumumuzda, hep yaşayışımızda bir kritize etme, bir eleştirme, hatta bir aşağılama güdüsü var. Bugün ben sizi bunlardan uzaklaşmaya çağırıyorum. Kutsal kitap diyor ki, çocuğunuzu, çocuklarınızı öfkeye teşvik etmeyin. Öfkelendirmeyin. Onları öfkeye itmeyin, kızdırmayın. Ne kadar içimizde var değil mi? Öfkelendirmek başkaları. Çocuklarımızı öfkelendirmek. Onları olumsuz konuşmak. Heh, bir şey doğru yapsaydın şaşardım zaten. Sözlerimizde var. Bunların hayatımızdan kalkmasını istiyor Rab. Bir de Rabbin bize söylediği sözler var. Bakın ayet diyor ki, iman sözden gelir. Duyduğumuz sözden. Rab'den duyduğumuz, Tanrı'dan duyduğumuz sözden de gelir, insanlardan duyduğumuz sözden de gelir, kendimizden duyduğumuz, kendi kendimize söylediğimiz sözlerden de gelir. İblisin kulağımıza fısıldadığı,
olumsuz bedbaht sözlerden de gelir. Bakın size örnek vereyim. Kendi kendimize söylediğimiz sözler. Zaten ben hiçbir işi doğru yapamam. Nereden kaynaklanıyor? Annemizin, babamızın eskiden bize söylediği, eskiden hayatımıza, kalbimize yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor bu sözler. Yatırım gibi bir banka düşünün. O bankanın hesabını düşünün. O hesaba yatmış olumlu sözler var, olumsuz sözler var. Eğer anneniz babanız size söylediyse hiçbir işi doğru yapamazsınız zaten. Geri zekalı mısın? Siz de kendi kendinize bunları büyüdüğünüz zaman, yetişkin olduğunuz zaman tekrarlıyorsunuz bir hata yaptığınızda. Hiçbir şey doğru yapamam zaten. Beceriksizimdir, aptalımdır, çirkinimdir, şuyumdur, buyumdur. Kendi kendimize konuştuğumuz sözler var. Bir de iblisin bize konuştuğu sözler var. Ayet diyor ki onun elinde sürekli oklar var diyor. Söz okları. O oklarla kulağımıza konuşuyor sürekli. Konuşuyor, fısıldıyor. Bu kişi seni sevmiyor, bu kişi senden nefret ediyor. Kocanın umurunda bile değilsin. Kimsenin umurunda değilsin. Çocukların da seni sevmiyor. Bir gün yalnız kalacaksın, yalnız öleceksin. Hayatın hiç daha iyiye gitmeyecek. Bir de Rabbin söylediği sözler var. Tanrı'nın söylediği sözler var bize. Onun için onun sözünü okumamız lazım. Yuhanna diyor ki bize, Tanrı sözdü. Söz Tanrı oldu. Söz ete kemiğe büründü ve İsa Mesih oldu ve bize göründü. O söz ve Rabbin sözleri var. Onun bize verdiği vaatler var. Bugün ben sizi ne kendi kendinize söylediğiniz sözlere, ne başkalarının size söylediği sözleri dinlemeye, ne de iblisin size attığı o olumsuz okları dinlemeye davet ediyorum. Bugün sizi Tanrı'nın sizin için söylediklerine kulak vermeye davet ediyorum. Ve bu sözleri, Tanrı'nın sizin için söylediklerini kendi kendinize söylemeye ve bu sözlere iman etmeye davet ediyorum. Ayet diyor ki, Tanrı sevgidir. Şunu anlamanız lazım. Tanrı tarafından koşulsuz, şartsız, bütün eksikliklerinizle, bütün hayatınızdaki yanlışlarınızla, bütün günahlarınızla seviliyorsunuz. Önce kendinize bunu söylemeniz lazım. Tanrı diyor ki mezmurlarda, senin diyor 139. mezmurda yattığın yeri biliyorum, kalkışını biliyorum, annenin karnına seni koymadan önce biliyorum. Bütün hayatındaki günler benim kitabımda yazılmıştı. Başka bir sözünde Tanrı diyor ki, sen diyor gözümün nurusun diyor. Sen diyor benim diyor en sevdiğim çocuğumsun, evladımsın. Ben öyle bir babayım ki diyor, seni diyor asla diyor öbür çocuklarımdan ayırt etmem. Belki diyor başka bir ayet. Anne diyor meme verdiği bebeğine, bakın ne kadar zor bir şey değil mi? İmkansız görünen bir şey. Emzirdiği bebeğini unutabilir diyor. Ama ben seni unutmam. Bugün neyle karşılaşıyorsunuz bilmiyorum. Neyle yüzleşiyorsunuz bilmiyorum. Ama bugün sizin için duam, kendi kendinize söylediğiniz sözlerin Tanrı'nın sizin için söylediği sözlere paralel olması. Bugün kendinize Rabbin umut dolu, güzellik dolu, sevgi dolu sözlerini fısıldamaya başlamanızın zamanı. Bugün aynaya baktığınız zaman yüzünüzdeki sivilceyi değil, burnunuzun yamukluğunu değil, büyüklüğünü değil, küçüklüğünü değil, gözlerinizin durumunu değil, çizgilerinizi değil, kırışıklıklarınızı değil, Rabbin gözlerinden kendinizi görüp onun gözünde ne kadar güzel olduğunuzu, günahlarınız çirkin ama o sizi yarattığı için ne kadar güzel olduğunuzu görmenin ve kendinize söylemenin günü. Çünkü Rab aynı zamanda söz. Biz kutsal kitabı açtığımız zaman Rabbin ağzını açmış oluyoruz. Ve onun bize konuşmasına izin vermiş oluyoruz. Bugün kalbinizi tartmanızı istiyorum. Hangisi ağırlıkta? Başkalarının söylediği sözler, iblisin söylediği sözler, toplumun söylediği sözler, değil mi? Çok gülme, hafif meşrep derler.
Kırmızı çok renkli ojeler sürme. Şöyle derler, böyle derler. Çok frapan olma. Saçını çok sarıya boyama. Hep bir şeyler vardır. Ya yaşadığınız evin, değil mi? Çok çok gülme. Ağlarsın sonra. Aman çok gülmeyelim biraz güldükten sonra. Hep söylediğimiz, kendimizi sınırladığımız, toplumumuzdan kaynaklanan, çevremizden kaynaklanan, yaşadığımız tecrübelerden kaynaklanan, aslında hiçbir değeri olmayan, hiçbir önemi olmayan sözlere kulak veriyoruz. Bugün ben tartmaya davet ediyorum sizi. Tartın, teraziye koyun. Hangi söz ağırlıklı? Hayatınızda Tanrı'nın sözü mü? Yoksa insanların sözü mü? İblisin sözü mü? Kendi olumsuz sözleriniz mi? Endişelerinizin, korkularınızın size söylediği sözler mi? Yarın korkusuyla mı konuşuyorsunuz? Para korkusuyla mı konuşuyorsunuz? Eğitim korkusuyla mı konuşuyorsunuz? Bunları bir kenara bırakın. Bırakın bu kötü sözleri, bu kötü konuşulan, size söylenen hesabınıza, banka hesabınıza, kalbinizin banka hesabına yatırılan sözlerin yerini iyi, değerli, ulvi, sevgi dolu sözler alsın. Bugün bu kararı verin hayatınızda. Bunun için dua ediyorum. Ben bu kararı sizin için veremem. Ancak siz vereceksiniz bu kararı. Rab güzeldir. O görkemlidir. Ağzınızdan ona övgüler sunan sözler de çıksın. Sadece kendinizi öven değil. O Rab benim için bunu diyor, Tanrı benim için bunu diyor diyen değil. Aynı zamanda Rabbi öven sözler de çıksın. Şükür sözleri de çıksın. Bakın bunların hepsi hayatınızda sizin kazananlardan mı, kaybedenlerden mi olacağınızı gösterecek. Bir gösterge bu. Nasıl evinize termometre koyuyorsunuz? Evin sıcaklığını ya da sokağın sıcaklığını, dışarının havanın sıcaklığını ölçüyorsunuz, değil mi? Aynı şekilde söylediğiniz sözlerde kendinize, başkalarına söylediğiniz, inandığınız sözlerde bir aynı kazançlı mı, kayıplı mı olduğunuzun bir termometresi, öyle düşünün. Ve bugün Tanrı diyor ki, benim sözümü işit. Ben dünyayı o kadar çok sevdim ki, ben insanları o kadar çok sevdim ki, biricik oğlumu gönderdim. Onların günahları için kurban olması için. İsa Mesih en günahkarınız içinde, en çok hata işleyiniz içinde kendini en düzgün, en mükemmel göreniniz ama aslında kalbinde bütün çirkinlikleri taşıyanınız, ağzında bütün çirkinlikleri taşıyanınız içinde öldü. Hepimiz günahkarız. Önce bunu idrak etmemiz lazım. İsa Mesih biz günahkarken de öldü. Biz mükemmel olduğumuz için değil, iman ettiğimiz için. Onun bizim için öldüğüne ve dirildiğine iman ettiğimiz için Rabbin, Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyoruz. Bugün bunu kendinize söylemenizin belki günü. Bugün belki imanla konuşmanızın ilk defa günü. Kalbiniz ne durumda? Daha önce mesajımda söylediğim gibi palavra, 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 sürekli palavralar mı konuşuyorsunuz, boş sözler mi konuşuyorsunuz? Yoksa kendinizi faydalandıracak, güzel meyveler verecek sözler mi konuşuyorsunuz? Bugün bir hesaplaşın. Ben de hesaplaşayım. Hepimiz kendimizle bir hesaplaşalım. Bazı şeylerin, her zaman dediğim gibi, bazı şeylerin değişmesi lazım. Kıskanç bir kalple mi konuşuyorsunuz? Yoksa iyi bir kalple mi konuşuyorsunuz? Süleyman'ın özdeyişleri 12-18. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser. Bilgelerin dili ise şifa verir. Süleyman'ın özdeyişleri 18-21. Dil ölüme de götürebilir, daha önce dediğim gibi, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Süleyman'ın özdeyişleri 21-23. Ağzını ve dilini tutan başını beladan korur.
Canlarım, bugün size sormak istiyorum. Sevinçli misiniz? Hayatınızın her günü sevinçli misiniz? Her günü mutluluk içinde mi yaşıyorsunuz? Sabah yataktan kalktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Ya diyorsunuz ki belki Işık abla nasıl her gün sevinçli olabiliriz? Hayatında her gün mutlu olan insan var mı? Haklısınız. Ben de hayatımın her günü mutlu değilim. Hayatımın her günü, her günü yataktan kalkıp bugün harika bir gün, bugün çok sevinçliyim, bugün çok mutlu olacağım. Bunu söylemek etten kemikten yaratılmış bizim için zor. Her gün ben de aynı sizler gibi hayatın dertleriyle, problemleriyle, insanlarla, işlerle, çocuklarla, evlilikle pek çok şeyle boğuşuyorum. Hepimiz. İsa Mesih bize diyor ki bu hayatta diyor, bu dünyada diyor pek çok diyor dertle karşılaşacaksınız. Yani imanla yaşanan hayat, dertsiz hayat, problemsiz hayat değil. Fakat bunun yanında o bize şu sözü veriyor. Ben size öyle bir esenlik vereceğim ki, bana iman ettiğiniz zaman öyle bir sevinç duyacaksınız ki, bu mucizevi bir sevinç olacak. Bugün ne dertle boğuştuğunuzu bilmiyorum, ne probleminiz olduğunu bilmiyorum. Belki mahkemeye gidiyorsunuz. Belki dava ediyorsunuz size haksızlık yapanları, bana yazanlarınız var. Işık abla şöyle haksızlık yapıldı, ben mahkemeye gidiyorum, ne olur dua et benim mahkemem için. Bana yazanlarınız var, benim hakkımda dava açıldı, bana dua et diyenleriniz var. Boşanma davasıyla yüzleşenleriniz var. Finansal sıkıntı çekenleriniz var. Masanıza ekmek koyma problemiyle savaşanlarınız var. Çocuğuma ayakkabı nasıl alacağım? Çocuğuma okul formasını nasıl alacağım? Önlüğünü nasıl alacağım? Kitaplarını nasıl alacağım? Üniversiteyi nasıl okutacağım? Nasıl evlendireceğim? Karıma nasıl bakacağım? Kiramı nasıl ödeyeceğim? Saymakla bitmez. Eğer bir tanesi yoksa hayatınızda belki ötekisi var. Hepimizin problemleri var. Sevgili dostlarım, ama Rab bize diyor ki, bu problemleri tek başına yaşamak zorunda değilsin. Benimle yaşa ve problemlerin olmasına rağmen içine ben o sevinci vereyim. Sabah kalktığınız zaman belki 100 tane problemin var ama için sevinçle dolsun. Sana öyle bir hayat vermek istiyorum. İçin esenlikle dolsun. Sana öyle bir hayat vermek istiyorum. Bugün Rabbin sözüne kulak verin. Çünkü o sevinç hayatın problemlerine göğüs germeniz için, hayatın problemleriyle savaşabilmeniz için size güç verecek. Düşünün, nasıl sevinç size güç veriyor? Eğer sevinç yoksa, içinizde mutluluk yoksa nasıl güç alabilirsiniz? Hayatla boğuşmak için alamazsınız. Hatta sevinçli olduğunuz zaman olaylarla boğuşmak zorunda bile kalmazsınız. O sevinçten dolayı her şeyi çok ciddiye alarak, çok bugün bunu nasıl yapacağım, bugün bu işe nasıl başlayacağım diye böyle bedbaht hem görüntünüzle hem kalbinizle hem sözlerinizle yaşamak zorunda değilsiniz. Nehemya 8:10 şöyle diyor. Nehemya da gidin yağlı yiyip tatlı için dedi. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Çünkü sevinç bize güç verir. Güç verir sevinç bize. Gücünüzü sevinçten alın. Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Rabbin verdiği sevinç. Bugün bakın size söylemek istiyorum sırrını. Deliye her gün bayram diye bir söz var biliyorsunuz. Böyle bir vaazım da vardı, mesajım da vardı. Bu onun bir özeti. Deliye her gün bayram. Tak takıştır, sür sürüştür, söyle şarkını, söyle övgülerini Rabbe. Ve kendi kendini, bakın bazen kendi kendinizi kızmak için dolduruşa getiriyorsunuz, bedbaht olmak için dolduruşa getiriyorsunuz. Bugün kendi kendinizi sevinçli olmak için dolduruşa getirin. Bedbaht müzikler dinlemeyin. Bakıyorum çoğunuz dinliyorsunuz melankolik müzikler. Hayatım hiç değişmeyecek, hep aynı kalacak müzikler. Bu gece son gecemiz, kötü günler yakında.
Değil mi? Hep böyle. Hep böyle şarkılar dinliyorsunuz. Çoğumuz. Bunları artık kapatmanın zamanı geldi. Kendimize sevinç veren, Rabbin, Tanrı'nın vaatlerini dinlememizin zamanı geldi. Eyüp 8:21 şöyle diyor. O senin ağzını yine gülüşle, dudaklarını sevinç haykırışlarıyla dolduracaktır. Kim? Tanrı. Tanrı sana umut veriyor. Bu umuttan sevgi buluyoruz. Bugün içinizde o umut olsun. Umutsuz olduğunuz zaman ne oluyor? Sevincinizi kaybediyorsunuz. Bize sevinç veren ögelerden birisi umut. Yarınla ilgili umudunuz olsun. Bedbaht düşünmeyin. Deyin ki yarın gün doğmadan neler doğar, değil mi? Gün doğmadan neler doğar. Yarın sabah güneşiyle beraber Rabbin lütfu üzerime yağacak. Rabbin bereketleri üzerime yağacak. Kendi kendinizdeki umut tohumlarını besleyin, sulayın. Rab onları büyütsün. Rab onları yeşertsin. Sevinçle doluyun. Deliye her gün bayram. Benim bir teyzem vardı, size bahsetmiştim. Teyzem derken annemin kız kardeşi değil fakat büyük. Nenem yaşında, nenemin kız kardeşi. Deli derdik ona. O kadar sevinçliydi her gün. Neler yapardı? Bir gün bakardık saçına bir tane pembe bir gül takmış. Bir tane renkli bir yemeni. Üstündeki bazen giysilerin hiçbir birbirine tutmazdı renkleri. Gelirdi sadece bizi, çocukları güldürmek için. Başkalarını güldürmek, başkalarını sevinçlendirmek için, insanın kendi içine sevinç olması lazım. Kutsal kitap diyor ki, komşunu kendin gibi seveceksin diyor. Kendini sevmezsen komşunu nasıl sevebilirsin? Kendi içimizdeki sevgi, kendimizle barışık olmamız, kendi içimize sevinçle dolu olmamız, çevremize o sevinç ışıklarını saçıyor. Eğer belki bugün içinizde kendinize sorunuz varsa, yalnızım, hiç arkadaşım yok, hiç dostum yok, kapımı çalan yok, telefon edenim yok, arayanım yok, soranım yok. Şöyle bir kendinizi gözden geçirin. Nasıl bir mesaj veriyorsunuz dışarıya? Sevinçli mi? Başkalarına mutluluk, umut veren bir kişilik mi gösteriyorsunuz? Yoksa ben, ah ah ah, vah 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 larla yaşayan bir ben mi? Eğer öyle yaşıyorsanız insanları çekmiyorsunuz, itiyorsunuz. Bugün mıknatıs olabilirsiniz. Aileniz için bir mıknatıs olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar için bir mıknatıs olabilirsiniz. Gittiğiniz okulda olsun eğer gençseniz, üniversitede olsun, lisede olsun, mahallenizde olsun bir mıknatıs olabilirsiniz. Ama bu sevincin gerçek olması lazım, yapmacık değil. İçten gelmesi lazım. Bu sevincin gelmesi de bir karar. Tanrı'nın umuduna, Tanrı'nın vaadine, verdiğiniz bir karar. Mezmurlar 5:11 şöyle diyor. Sevinsin sana sığınan herkes. Demek ki Rabb'e sığınmamız, Tanrı'ya sığınmamız bize sevinç veriyor. Sevinç çığlıkları atsın sürekli, kanat ger üzerlerine, sevinçle coşsun adını sevenler sende. İnsanlar size bakacaklar, diyecekler ki deli mi bu? Ne kadar mutlu, ne kadar sevinçli. Dünyası batıyor, kirasını ödeyemiyor, şu olamıyor, bu olamıyor ama sevinçli. Yüzünden gülücükler eksik olmuyor. Bir söylüyor, 5 gülüyor, 10 gülüyor, 1000 gülüyor. Öyle desinler. Ama bu Tanrı'dan gelsin. Bu gerçek sevinç olsun. Çünkü yapmacık, polyanacılık, yapmacık sevinç çok uzun sürmeyecek. Fakat Rabbin verdiği gerçek sevinç, İsa Mesih'in verdiği gerçek sevinç sürekli sizinle olacak. Pavlus bunun en güzel örneği. Zincirlere vurulmuş, mesajı yaymak için, Rabbin müjdesini yaymak için, İsa Mesih'in gücünü yaymak için zincirlere, hapise girmiş, zincirlere vurulmuş. Ama diyor ki coşun, sevinin. Nasıl söyleyebilir hapisteki insan? Bize söylüyor, zincirleri olmayanlara söylüyor. Hapiste olmayanlara söylüyor sevinin diye. Bir söz var, çok uzun zaman önce duymuştum. Çünkü sevinç şükretmekten de geliyor biliyorsunuz. Eğer şükredemiyorsanız, sürekli şikayet ruhuyla yaşıyorsanız sevinçli olamazsınız.
Çünkü sevinçli olmak için hayatımızda olan olumlu şeyleri görmemiz lazım. Bu sözde şöyle diyordu. Ayakkabı almaya gitmiştim. Ayakkabı alacak param yoktu, yetişmedi param. Ve bunun için üzüntü duyuyordum. Ta ki ayakları olmayan bir kişiyi sokakta görene kadar. Her zaman sevinçli olmak için, her zaman şükretmek için bir sebebimiz var. Her zaman. Kulaklarınız iyi işitmiyorsa gözlerinizin iyi gördüğü için sevinin. Gözleriniz iyi görmüyorsa konuşabildiğiniz için sevinin. İyi konuşamıyorsanız kalbiniz iyi attığı için sevinin. Şükredin ve sevinin. Mezmurlar 9 diyor ki sende sevinç bulacak, coşacağım, adını ilahilerle öveceğim. Ey yüceler yücesi. Şarkılar söyleyin bugün Rabbe. Övgüler sunun Rabbe. Rab'de sevinçlenin. Rab'de sevinçlenin. Tanrı'da sevinçlenin. Mezmurlar 40 şöyle diyor. Sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Bakın. Eğer ona yönelirsek sevinç geliyor içimizde. Eğer dünyevi materyalistik şeylere yönelirsek bedbahtlık geliyor. Rab'be yönelin bugün. Tanrı'ya yönelin bugün. Onun sözüne güvenin bugün. Deyin ki sorunlarım var ama, üzüntülerim var ama Tanrım benim yanımda. Eğer Tanrı benimleyse kim bana karşı olabilir? Kim düşmanım olabilir? Kimden korkabilirim? Hiçbir korkunun, hiçbir bedbahtlığın, hiçbir musibetin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Rab'de sevinçlenin, Rab'de coşun, Rab'de oynayın, Rab'de gülün. Rab'de şakıyın. İsa Mesih'te esen kalın. Ay konuşamayacağım bugün, çok yorgunum. Yemek pişiremeyeceğim, çok yorgunum. Herkes başımda. Herkes benden bir şey istiyor. Evimi temizleyeceğim, işe mi gideceğim, çocuklarımı bakacağım, kocamla mı uğraşacağım, gömleklerini mi ütüleyeceğim? Ne yapacağım bilmiyorum. Bir de millet diyor ki aradın, beni geri aradın, aramadın. Bana bir de sitem ediyorlar. O kadar çok işim var ki başımda. Başım işimden aşmış. Belki bugün kendinizi böyle hissediyorsunuz. Annemin beni çağırdığı bir isim var. Yorgun Savaşçı. Dün akşam eve geldim. Ertesi gün yani bugün bu programın çekileceğini biliyorum. Dün akşam da işten, güçten, insanlara cevap yazmaktan eve geldim. Geç bir saatte. Ve bugüne daha dinlenmeden, daha ayakkabılarımı çıkarmadan bugünü düşünmeye başladım. Ne konuşacağım kameranın karşısında, ne söyleyeceğim, ne yapacağım? Belki bugün siz bununla boğuşmuyorsunuz benim söylediklerimin aynısıyla. Fakat hep kafanızda şu anda şu bunu yaparken bile, bu işi yaparken bile, temizliği yaparken bile, yemek pişirirken bile, evi silip süpürürken bile bundan sonra ne yapacağınızın planı var. Ve o planlar bile, onları düşünmek bile sizi yoruyor. Bugün ben sizi teneffüse davet ediyorum. Ben de öyle eve geldim, daha araba kullanıyorum işten eve ve ya bugünü düşünüyorum, yani yarını düşünüyorum dün akşam. Ne yapacağım? Ne konuşacağım? Ne söyleyeceğim? Eve geldim, ayakkabılarımı çıkarttım. Hemen oturup bir mesajlar yazma, bir şeyler yapma, kutsal kitabı açma, çalışma. Güdüsü var içimde. Ama doğru zamanlama mı? Hayır. Ve içimden bir ses şöyle dedi. Kutsal ruhun sesi. Işık, ayakkabılarını çıkar, ceketini çıkar, bana gel. Bende teneffüs yap, bana ver. Ben sana yarının enerjisini vereceğim. Kutsal kitap diyor ki, yarın için endişelenmeyin. O endişeler bizi yorgun düşürüyor sevgili dostlarım. Yarın için endişelenmeyin. Yarın
kendi planlarını, kendi ortaya çıkaracağı işleri çıkaracaktır. Yarın kendi kendisi için endişelensin. Yeterince yarın yapılacak iş var. Onun için yarın için endişelenmeyin. Rabbe verin. Bugün ben sizi teneffüs yapmaya davet ediyorum. Bakın, sürekli yorgun olduğumuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çabuk öfkeleniyoruz. Birisi bir şey soruyor. Ay şimdi onunla uğraşamam. Seninle mi uğraşacağım? Niye böyle söylüyorsun? O kadar hassas oluyoruz ki, o kadar alıngan oluyoruz ki, o kadar her şey gözümüzde büyüyor ki yorgun olduğumuz zaman. Yorgun olduğumuz zaman başarısız oluyoruz. Yorgun savaştığımız zaman kaybediyoruz. Bugün Rab diyor ki bana gel, bende teneffüs yap, bende dinlen. Bana ver yükünü. Yükünü bana ver. Ben taşıyayım. Dün akşam bana bunu söyledi. Ben hemen dün akşamın arkasından bana söylediklerini size taşıyorum. Bakın, hemen mesajı da verdi. Hemen sözü de verdi, değil mi? Hiç düşünmeme gerek yokmuş bugün kameranın karşısına geçeceğim de ne söyleyeceğim diye. Hayır. Rab bize ihtiyacımız olanı veriyor. Her istediğimizi vermiyor. Ama ihtiyacımız olanı veriyor. Sevgili dostlarım, belki bugün Rab sizi bu mesajla bir teneffüse davet ediyor. Belki bir günlük, bir saatlik, 5 dakikalık, bilmiyorum. Belki 1 yıllık, bilmiyorum. Ama teneffüs yapmasını, dinlenmesini öğrenin. Suçluluk duymayın ayaklarınızı uzatıp oturmaktan ve hiçbir şey yapmamaktan. Suçluluk duymayın. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Teneffüs yaptığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hayatımızı gözden geçiriyoruz. Dinleniyoruz. Daha yaratıcı oluyoruz. Rab bize daha büyük, daha güzel çıkış yolları veriyor sorunlarımız için. Ama yorgun olduğumuz zaman birçok şeyi robot gibi düşünmeden yapıyoruz. Düşünmeden söylüyoruz, düşünmeden konuşuyoruz, düşünmeden insanları kırıyoruz. Ve bir yanlış başka bir yanlışı, başka bir yanlış başka bir günahı, başka bir günah başka bir problemi getiriyor hayatımıza. Dinlenin, dinlenin Rab'de. Şimdi bir oh deyin. Oh. Bir nefes alın Rab'de. Tanrı'da onun huzurunda bir dinlenme yaşayın. Tepki vererek yaşamayın. Eğer dinlenirseniz sürekli tepki vermezsiniz. Kararlarınız sürekli yanlış olmaz. Yaratılış 2:2 şöyle diyor. Yedinci güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Allah'ın dinlenmeye ihtiyacı var mı? Asla yok. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var ama onun dinlenmeye ihtiyacı yok. Bence Rab burada dinlendi çünkü gücü olmadığı için değil, yorulduğu için değil. Yaptığı, yarattığı güzellikleri görmek için dinlendi. Dinlendiğiniz zaman yaptığınız işlere de bir bakıyorsunuz. Kuş bakışı bakıyorsunuz. Sürekli yapıyorsanız, sürekli çalışıyorsanız, sürekli yaratıyorsanız, pişiriyorsanız, kurtarıyorsanız, yaptığınız işlerden zevk almaya, onlara bakmaya fırsatınız olmuyor. Bugün Rab diyor ki dinlen. Aynı benim dinlendiğim gibi sen de dinlen. Bir kek mi yaptın? Bir çay demle. Otur 2 dakika. Ayakların üstünde durma bütün gün. Annem bana öyle derdi. Kızım bütün gün ayakların üzerindesin. Bütün gün. Hiç oturmuyorsun. 2 dakika oturmuyorsun. Hatta hala der ki seni bir yere tatile göndermek istiyorum. Bir tatil köyüne. Orada 1 ay hiçbir şey yapma. Anne derim 1 ay ben bir şey yapmadan duramam. İçimde bu var. Yapım bu. Muhakkak çalışacağım. Ama Rab bana bunu zor yoldan öğretti. Hastalıkla öğretti. Öyle bir sırt üstü yatmak zorunda kaldım ki 3 ay, 8 saatlik bir ameliyattan sonra, ondan iyileşme döneminde, nekahat döneminde, Rab, Tanrı bana dinlenmeyi öğretti. Eğer sürekli durmadan çalışıyorsanız, bir gün vücudunuz yorgun düşecek. Vücudunuz yorgun düştüğü zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bağışıklık sisteminiz de zayıflıyor. O yüzden yorgun olan insanlar sık sık hasta oluyorlar. Nefes almayı öğrenin. Rab'de dinlenmeyi, Rab'de teneffüs yapmayı öğrenin. Öğretin kendinize.
Belki bazı toplantılara çağrılıyorsunuz, günlere çağrılıyorsunuz, arkadaşlarınız çağırıyor. Hayır demeyi öğrenmeniz lazım. Dur, dur, dur. Nefes al. Dinlen. Tanrı ne söylüyor sana? Duy. İnsanlar bana yazıyorlar. Pek çoğunuz bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Tanrı bana konuşmuyor. Işık abla hep Tanrı'nın konuştuğunu söylüyorsun. Konuşmuyor. Sürekli başka şeyleri dinliyorsanız, sürekli başka işler yapıyorsanız nasıl Tanrı'nın size söylediği sözleri duyabilirsiniz? Rab'de dinlenin sevgili dostlarım. Açın kutsal kitabı. Birkaç ayet okuyun. Düşünün üzerinde. Rab'be odaklayın kendinizi. Hep dünyevi işler, hep günahlar, hep acılar sizi yorgun düşürmesin. Dur demesini öğrenin. Dur demesini öğrenin. Dinlenmede gözden geçirme var. Bakıp yaptığınız işlere keyif alma var. Lezzet alıyorsunuz dinlendiğiniz zaman. İşleri halletmenin tatminliği, başarıyı kutlamanın verdiği enerji var, güç var dinlenmede. Yorgun olduğunuz zaman saldırıya açık oluyorsunuz. Yorgun olduğunuz zaman tepki vermeye açık oluyorsunuz. Yorgun olduğunuz zaman hata yapmaya açık oluyorsunuz. Yeşaya 28:12 şöyle diyor. Onlara rahatlık budur. Yorgunların rahat etmelerini sağlayın. Huzur budur dedi. Ama dinlemek istemediler. Belki doktorlar diyor dinlenmen lazım kalbin için. Çocuklarınız diyor dinlenmeniz lazım. Belki annemin bana dediği gibi anneniz babanız diyor dinlenmen lazım. Belki vücudunuz diyor dinlenmen lazım. Belki evliliğinizdeki kavgalar, problemler size söylüyor dinlenmeniz lazım. Ailenize daha fazla yönelmeniz lazım. Evde daha fazla zaman geçirmeniz, ailenizle dinlenmeniz lazım. Size pek çok şekilde Tanrı konuşuyor. Ne zaman duyacaksınız? Çok geç olmadan onun sözünü duymaya davet ediyorum ben sizi. Yeremya 9:5 şöyle diyor. Suç işleye işleye yorgun düştüler. İşlediğimiz günahlar da bizi yorgun düşürüyor. Üzerimizde büyük bir ağırlık yaratıyor. Günahlarımızdan kurtulmamız lazım. Tanrı'nın huzuruna çıkmamız lazım ve dememiz lazım ki. Tanrım hata yaptım. Günahlarımı bağışla. Bunun yükünü üzerimden al. Affet beni. Belki af dilemeniz gereken kişiler var. Bu ağırlıkları, yorgunlukları üzerinizden atın. Ağıtlar 5:5 şöyle diyor. Bizi kovalayanlar ensemizde, yorgun düştük, rahatımız yok. Tanrı'da dinlenin sevgili dostlarım. Matta 11:28 şöyle diyor. En sevdiğim ayetlerden birisi. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağırlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Yükünüz ağır mı bugün? Yorgun musunuz bugün? Tanrı'ya gidin. Rabbe gidin. Ona yönelin. Ve yükünüzü kaldırın şöyle. Belki bunu hareketle bile yapmanız lazım. Rabbe verin. Sorunlarım burada. Günahlarım burada. İşte yüküm çok ağır. Hepsi burada. Yapacağım işler burada. Yaptığım işler burada. Sana veriyorum Rabbe. Sen de dinleniyorum. Sen de düşünüyorum. Konuş bana. Hayatımı gözden geçiriyorum Rab. Sen bana söyle. Bundan sonraki adımlarım ne olsun? Tanrı'da dinlenin. Tanrı'dan güç alın. Teneffüse çıkın. Canlarım, Romalılar 7 şöyle diyor, 15'ten başlayarak. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum.
Ama istediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değilim. İçimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük var. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Pavlus Romalılara yazdığı mektubunda diyor ki, bir huyum var. Belki bugün siz diyorsunuz ki ben böyleyim, Allah beni böyle yaratmış. Tanrı beni böyle yapmış. Ne yapayım? Vazgeçemiyorum. Sürekli bunu yapıyorum ama elimde değil. Bakın ben size bugün şunu söylüyorum, anlıyorum. Benim de huylarım var. Pek çoğunuz gibi. Fakat kötü olan huylarımızdan Rab bizi kurtarmak istiyor. Çünkü bu huyların bizim hayatımıza verdiği zarar var. Çevremizdeki insanlara verdiği zarar var. Ve bizi Tanrı'dan ayırıyor kötü huylarımız. Ondan koparıyor. Dualarımızın duyulmamasına sebep oluyor. Çünkü o kötü huylarımız aslında sürekli yaptığımız, sürekli işlediğimiz günahlar. Pavlus burada o kadar güzel açıklıyor ki huyumuzu, kötü huylarımızı, sürekli yaptığımız kötü işleri, alışkanlık haline gelen kötü günahları. O kadar kötü günah diyorum. Günahın iyisi yok zaten. Alışkanlık haline gelmiş olan bu huyları, bu kötü davranışları çok iyi açıklıyor. Tanrı anlıyor bu huyların nereden kaynaklandığını, kökünün, temelinin neye dayandığını anlıyor Tanrı. Ve Romalılar 7'de diyor ki yapmak istediğimi yapamıyorum. İyi şey yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ya belki yapıyorum 5 kere ama 10 kere düşüyorum. Başarısız oluyorum. Hatırlıyorum, şunu hatırlıyorum küçüklüğümden. 7-8 yaşlarındaydım. O yaşlarda beni nenem alırdı, sürekli camiye götürürdü. Tabii okurduk, üflerdik. 3 kulvallahi bir elham, ondan sonra eve gelirdik. O günlerden birini hatırlıyorum. Camiye gitmiştik, eve geldik. Ve sürekli o gün bir çocuk olarak, 7-8 yaşındaki bir kız çocuğu olarak günahlarımı düşünüyorum o gün. Sürekli yaptığım günahları düşünüyorum. Ve o gün kendi kendime böyle tövbe ettim, söz verdim. Dedim ki bunları yapmayacağım. Söylediklerim de şöyle, o günü o kadar iyi hatırlıyorum ki sevgili dostlarım. Yalan söylemeyeceğim. Kesinlikle anneme, babama yalan söylemeyeceğim. İkincisi, odamı temiz tutacağım. Anneme, babama itaat edeceğim. Bunlar böyle aklımdaydı. 7-8 yaşındaki bir çocuğun aklı düşünün. Bunları kendi kendime söz verdim ve iyi bir insan olacağım. İyi bir insan ne demekse o zaman iyi insanın manası 7-8 yaşındaki bir kız çocuğu için. Ve daha sonra hatırlıyorum bahçeye, sokağa beni oynamaya izin verdiler. Bana öyle her dakika izin vermezlerdi. Herkes böyle korkardı, düşeceğim. Hep ben korkuyla büyüdüm, endişeyle büyüdüm. Ay düşeceksin, ay hasta olacaksın, ay şu olacak, bu olacak, kaçıracaklar. Hep korkuyla büyüdüğüm için böyle 40 yılda birdi beni dışarıya oynamaya çıkarttıkları. Bahçeye oynamaya çıktım. Nereden geldi içimden o bilmiyorum. Başladım çiçekleri kopartmaya oradan. Hatta hanım eli vardı. Hanım elini böyle koparırdık. Onun balını, özünü emerdik çocuklar. Çok hoşumuza giderdi. Ve çocuklarla kavga etmeye başladım sokaktaki. Savaşmaya başladım. Yani hep içimden böyle hırçınlık, kötülük, kötü söz söyleme, kırma bunlar geliyor. O günü çok iyi hatırlıyorum. Ve birdenbire bir anda ne oldu? Çocukları anneleri evlerine mi çağırdı? Ben mi eve çağrıldım? O bölümünü hatırlamıyorum. Fakat içimde şu duyguyu duydum. Ya bu sabah ben daha camiye gittiğim zaman iyi şey yapmak istiyordum. Yalan söylemek istemiyordum. Eve geldim, annem babam sorduğu zaman ilk söylediğim, verdiğim cevap yalandı. İlk bana söylediklerinde git üstünü değiştir, elini yüzünü yıka dedikleri zaman onlara itaat etmemiştim.
Bahçedeki bütün çiçekleri koparmıştım. Çocukları belki tekmelemiştim, kavga etmiştim. Yani daha iyi bir şey yapmaya karar verdiğim anda bendeki günah ağırlığını göstermişti. Ve hayatımda davranışlarımda verdiğim meyveler çürüktü. Şimdi bundan size neyi anlatmak istiyorum? Yaratılışımız günahkar. Bazılarınız bunu anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bebek anasının karnından günahkar doğar mı? Evet, Adem ve Havva'dan geliyor yaratılışımızdaki günahkarlık. Önce bunu anlamanızı istiyorum. O elmayı mı, ayvayı mı, hangi meyveyi yedilerse o gün Rabbe itaatsizlik olarak, Tanrı'ya itaatsizlik olarak o gün günahı davet ettiler. Ve o günden itibaren biz Adem ve Havva'nın çocukları olarak o günahı, o günahkar yaratılışı miras edindik. Bunun için bir kurban sunusu verilmesi gerekiyor. Kurban demek Tanrı'ya yaklaşmak demek. Bu mükemmel kurban sunusu da kim? Her zaman size anlattığım İsa Mesih. Mükemmel kuzu. Mükemmel kurban. Ama oraya geçmeden önce şunu anlamanızı istiyorum. Doğuştan günahkarız. İçimizde bu var, yaratılışımızda bu var. Huyu bir kenara bırakın, o huylar, kötü alışkanlıkları, günahları bir kenara bırakın, daha oraya geçmeyin. Yaratılışımızda, içimizde var. Yani bunu şuna benzetmek istiyorum. Hepimiz sakatız. Bir bakımdan sakatız, beş bakımdan belki sakatız. Kaç tane probleminiz, günahınız var bilmiyorum. Eğer dedikodu yapmıyorsak iftira atıyoruz. İftira atmıyorsak yalan söylüyoruz. Yalan söylemiyorsak Tanrı'ya küfredecek şekilde davranıyoruz. Onu yapmıyorsak annemizi babamızı kırıyoruz ya da insanları kırıyoruz. Ama içimizde, yaratılışımızda günah olduğu için hepimizde 1, 5, 10 günah var. Hatta yapmadığımız, işlemediğimiz günahları dahi işleme kapasitesindeyiz yaratılışımızdan dolayı. Yani bazılarınız diyorsunuz ki ben adam öldürmedim. Büyük günahlar. Hani siz küçük büyük diye ayırt ediyorsunuz ya. Aslında Tanrı'nın gözünde hiçbir farkı yok. Dedikodu yapmak adam öldürmekle aynı. Bir insana kızmak, öfkelenmek onun katili olmakla aynı. Bir kadına bakmak arkasından şehvetle onunla yatağa girmekle aynı. Zina işlemekle aynı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz bunu önce günah olayını anlamanız lazım kafanızda. Ve diyorsunuz ki ben cinayet işlemiyorum. Fakat eğer sen de o koşullara, o duruma sokulsan, o duruma bırakılsan, bazı şeylerle yüzleşsen, yaratılışından dolayı o cinayeti işleme gücüne ve yapısına sahip olabilirsin. Öylesin demiyorum ama o kapasitedesin kardeşim. Bu yüzden bazılarımız övünüyor. Ya ben iyi bir insanım işte. Bunu yapmadım, cinayet işlemedim, çalmadım, çırpmadım. Bazen çalıyoruz. Çalıştığımız yerden insanların sevgilerini, güvenlerini, pek çok şeyi. Bunların farkında bile değiliz. Halbuki kutsal ruh içimize girdiği zaman İsa Mesih'in aracılığıyla, onun ismiyle, onu kalbimize çağırdığımız zaman biz uyanıyoruz. Derin bir uykudan uyanıyoruz. Ve ayık oluyoruz. Yani bir sarhoş nasıl ayılıyorsa, 2-3 bardak kahve içiyorsa, ayılıyorsa ya da ertesi gün değil mi? Aynen öyle ayılıyoruz biz de. Ve fark etmeye başlıyoruz. Kutsal ruh bize yaşam veriyor. Bizi yeniden doğduruyor. Ve bu sefer ayık olarak yaşıyoruz ve farkına varıyoruz günahlarımızın. Bildiklerimizi bir kenara bırakın, bariz olanları bilmediklerimizin dahi farkına varıyoruz. Ve burada Pavlus diyor ki Romalılar 7'de, kim kurtarabilir beni bu günahkar yaratılıştan? İyi yapmak istiyorum. Aynı benim 7-8 yaşında o verdiğim söz gibi bugün iyi yapacağım, şunları yapacağım, bunları yapacağım. Ama nerede bulabilirim bu gücü? Doğruyu yapma gücünü nerede bulabilirim? Bu kötü huyları bırakma gücünü nerede bulabilirim? Nasıl bırakabilirim bu alışkanlıkları? Gerçek Tanrı'ya yönelerek. Eğer benim o gün gittiğim gibi sadece dindarlıkla kurtulmaya çalışıyorsanız, evet yapacağım yapacağım 10 kere söyleyin, 100 kere söyleyin, 30 kere söyleyin, 30 bin kere söyleyin, hiçbir işe yaramayacak. İçten o gücü, o günahtan kurtulma gücünü kutsal ruhun size vermesi lazım. Çünkü başka türlü olduğu zaman 5 kere başaracaksınız kendi gücünüzle.
kendi azminizle. Fakat 10 kere yine düşeceksiniz. Belki bugün alkolle savaşıyorsunuz. Alkolü bırakmak istiyorsunuz. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Uyuşturucuyu bırakmak istiyorsunuz. Seksi bırakmak istiyorsunuz. Zinayı. Bana yazanlar var. Karısını aldatanlar var. Dedikoduyu bırakmak istiyorsunuz. Olumsuzluğu bırakmak istiyorsunuz. Kötü konuşmayı bırakmak istiyorsunuz. Neyse bırakmak istediğiniz, her ne musibetse bakın. Hepimiz o günahkar yaratılıştayız. Ben hiçbirinizden bu konuda üstün değilim. Fakat bildiğim bir tek yol var. Kutsal ruh kalbime geldiği zaman, kutsal ruh benim içimde yaşadığı zaman o günahı aynı bir bilek güreşinde olduğu gibi alt etmem daha kolay olacak. O günahı alt edip, o günahtan kurtulup günahsız yaşamam ve o huyu kökünden tutup koparıp atmam kolay olacak. Çünkü bende aynı Pavlus'un dediği gibi bu güç yok. Bu gücü nerede bulabilirim? Gerçek Tanrı'da. Bu gücü nerede bulabilirim? İsa Mesih'te. Bu gücü nerede bulabilirim? Gücün kaynağını anlamanız lazım önce. Önce günahın ne olduğunu anlamanız, günahınızı kabul etmeniz, kötü huyunuzu, huyum bu dememeniz, ne yapayım ben böyleyim dememeniz, ne yapayım Allah beni böyle yaratmış dememeniz, kabul etmeniz, tövbe etmeniz, ondan sonra da o tövbenin hayatınızda sürekli olabilmesi için gerçek Tanrı'ya yönelmeniz lazım. Kaynağa gitmeniz lazım. Tövbe edebilirsiniz kendi gücünüzle, fakat onun devam ettirme gücü sizin günahkar yaratılışınızda yok. Bunun için de Tanrı'ya ihtiyacınız var. Efesliler 5 şöyle diyor, 1. ayetten başlayarak. Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, niye putperest diyor açgözlü kişiye? Çünkü maddeye tapıyor. Maddeyi Allah'ı yapmış, Tanrısı yapmış. Maddenin peşinde koşuyor değil mi? Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur bu kişilerin. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın. Çünkü böyleleriyle oturup kalkarsanız ne olur? Onların huylarını huy edinmeye başlarsınız. Örnek vereyim. Bir gruba giriyorsunuz sürekli. Sürekli insanlar marka giyiyorlar. Sürekli insanlar dış görünüşüne göre birbirlerini değerlendiriyorlar değil mi? Siz belki ilk gün o grubun içine girdiniz. Hiç üstünüz başınız dökülüyor, kimse fazla önem vermedi. Aynı Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye hikayesinde olduğu gibi. Siz o gruba gire ne olacak? Etrafınızdaki insanlar materyalistik ve dünyevi oldukları için. Siz de 2-3 kereden sonra kendinize dikkat etmeye başlayacaksınız. Kendinize dikkat etmeniz günah değil. Fakat daha sonra maddeye tapmaya başlayacaksınız. Markaya tapmaya başlayacaksınız. Ve ister istemez gittiğiniz yön değişecek. İnsanlara sizin gibi giyinmeyen, sizin gibi olmayan, sizin gibi davranmayan insanlara yukarıdan bakmaya başlayacaksınız. Bakın, günah günahı doğuruyor. Yanlış yanlışı doğuruyor. Görüyor musunuz? Ve bazı şeyler huy değilken huy haline geliyor. Sürekli alkoliklerle, içenlerle berabersiniz. Sürekli barlara gidiyorsunuz, diskolara gidiyorsunuz. Belli bir zamandan sonra ne olacak? Arada sırada içmenin yerini içkiye bağımlılık, sürekli zevki, neşeyi, sevinci ya da çareyi içkide bulmak alacak.
Görüyor musunuz? Bazı şeyler sadece çocukluktan gelmiyor. Huy haline dikkat etmezsek yetişkin olduktan sonra bile dönüşüyor. Rab gözümüzü açmak istiyor bugün. Tanrı sizin gerçekten günahın hayatınızda nasıl işlevini gördüğünü anlamanızı istiyor. Ve ne yapayım, huyum bu demenizi istemiyor. Onun için diyor, böyleleriyle oturup kalkmayın bile. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Eğer kalbinizde İsa Mesih varsa bugün ışığın çocuklarısınız. Karanlıkta işiniz yok. Karanlıkta oturup kalkmayın. Işıkta güzelliklerle şükrederek, Tanrı'ya yönelerek sevgiyle oturup kalkın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırın. Ayır dedi. Bugün düşünün. Ne yapayım, huyum bu? Hayır. Rabbim seni ne hoşnut ediyor? Tanrım seni nasıl hoşnut edebilirim? Şükrediyorum sana. Övgüler sunuyorum sana. Ve yaptığım hatalar için af diliyorum Rabbim. Kötü huylarımdan kurtar beni. Yaptığım, sürekli yaptığım günahlardan, işlediğim günahlardan kurtar beni. Onlar için sana tövbe ediyorum. Kaynağımın, günahtan beni kurtarma kaynağımın sen olduğunu idrak ediyorum. Ve sana geliyorum. İsa Mesih adına. İsa Mesih adına. Amin. Rab sizi kötü huylarınızdan kurtarsın. Ve esenlik.